Hayırlı akşamlar. Öncelikle geçmiş bayramınızı, Ramazan bayramınızı cani gönülden kutlarım. İnşallah önümüzde nice Ramazan bayramlarında buluşmak üzere ve hayırlı ve güzel günlerde buluşmak üzere programa başlamak istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi mefhum bir olay yaşandı. Bu Urfa Suruç'ta. Bunu şiddetle kınıyoruz. Allah böyle acıları bir daha güzel Türkiye'mize yaşatmasın. Hani biliriz ya, gerçi bazı şeyleri anlatsak yaşımız ortaya çıkacak. Biz o 80 öncesinde işte kardeş kardeşi yok etmişti. Kardeş kardeşe düşman olmuştu. Arkadaşlar, bir tek Türkiye var, başka Türkiye yok. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tekrar bu terörü lanetle kınıyorum. Ve Yüce Rabbim'den Allah böyle olayları bir daha güzel vatanımızda yaşatmasın inşallah. Değerli arkadaşlar, programımıza bir aylık bir süreç içerisinde bir ara verdik. Malum Allah tekrar nice Ramazanlara bizleri ulaştırsın. Bu sebepten dolayı ara verdik. Tekrar Yüce Rabbim'e şükrediyorum. Sizlerle tekrar beraber olduk. Öncelikle bizim temel başlıklar adı altında birkaç sorunumuz var. Tabii hayat devam ettiği sürece sorunlar da olacaktır. Bizler de her zaman bu sorunlarda çözüm odaklı olmak ve sorunun bir parçası olmadan çözmek için elimizden gelen gayretleri bugüne kadar harcadığımız ve sarf ettiğimiz gibi bundan sonra da bu mücadeleye eksiksiz sizlerden güç alarak bugüne kadar olduğu gibi yine altını üstünü çizerek Allah'ın izniyle bu sorunları aşacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi tüm Türkiye'de Mali İdareler Kanunu'na göre ilimiz diğer illerde de olduğu gibi daha önce büyükşehir statüsünde idi. Şu anda 30 Mart yerel seçimlerinden sonra bütün şehir statüsüne geçti. Öncelikle altını ve üstünü çizmek istediğim sorunlar bu 30 Mart yerel seçimlerden sonra artık trafik, düzen, şekil ve şartları daha önceki süreçte İl Trafik Komisyonu tarafından yetkili kurum olarak yapılan ve alınan kararlar bir yetki devriyle beraber büyükşehir ve bütün şehir statüsünde olan illerde UKAME dediğimiz Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne verildi. Yani daha önce İl Trafik Komisyonu kararıyla alınan kararlar Sayın Valinin imzası atıldıktan sonra yürürlüğe giriyordu. Şu anda da UKAME'de alınan kararlar Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe giriyor. Değerli arkadaşlar, 2006 yılında ilimizde gerek taksi dolmuşlara, gerekse minibüslere ve servis araçlarına çalışma ve işletme yönetmeliği ve yönergesi adı altında bir düzenleme getirildi. 30 Mart yerel seçimlerinden önce güzergah izin belgesi dahilinde çalışan, yani Menemen İzmir, Buca İzmir gibi çalışan araçlarımız da vardı. İşte bütün şehir olduktan sonra tüm İzmir ilinde yolcu taşımacılığı yapan, burayı özellikle vurgulamak istiyorum, İzmir il sınırları dahilinde yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlar için yetkili tek kurum UKAME, yani İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Ve bu kurulda daha önce bunun altyapısı hazırlanan 2006 yıllarında bir takım kıstaslar getirildi. Bu kıstaslarda daha önceki yıllarda yalnızca minibüslerde olan çalışma ve işletme yönetmeliği taksi dolmuşlara
ve servis araçlarına ve güzergah izin belgesiyle çalışan araçlara da bir takım yaptırımlar ve şekil şartlar belirlendi. Yani kısaca İzmir il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların bir yönetmeliği yönergesi oldu. Bu yönetmelik ve yönergede şekil şartlar belirlendiği gibi araçlarda olmazsa olmaz zorunlu olan bir takım kıstaslar getirildi. Şimdi maalesef bazen duyuyorum, gerek bu şoför tanıtım kartı gerekse araç takip sistemiyle ilgili çalışmaların tarafımdan getirildiğini, yalnızca benim bunları bu esnafın başına dert olarak açtığımı söylüyorlar. Özellikle bunu da esefle kınıyorum. Bu edep ve hayadan yoksun kişilerin çıkarmış olduğu tamamen çamur at, yapışmasa izi kalır mantığıyla kahve muhabbetinden ve iftiradan başka bir şey değil. Şunu da unutmamak gerekir ki güneş balçıkla sıvanmaz. Bakın değerli arkadaşlar, ben laf olsun Mehmet Ağa diye konuşmam. Özellikle vurgulamak istiyorum. 2006 yılında çıkan bu yönerge doğrultusunda ilimizde yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara bir eğitim zorunluluğu getirildi. Bu eğitim zorunluluğuyla beraber şoför tanıtım kartı zorunluluğu da beraberinde yasal olarak bir zorunluluk haline getirilip istendi. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Eğer rejiden özellikle rica ediyorum, bizim web sayfamızın adresini verirse orada gidip linklerden İzmir Büyükşehir Belediyesi ringine girebilirsiniz. Orada T plakalı taksi dolmuşlar, kooperatif araçları, yani Buca, Kırıklar, Urla, İzmir gibi, Gümüldür, İzmir, Bergama, İzmir gibi, hatta ve hatta Tire, İzmir, Ödemiş, İzmir, Karaburun, İzmir, Çeşme, İzmir gibi web sayfamıza girerseniz, web sayfamızda Büyükşehir linkine tıkladığınız zaman T plakalı taksiler için taksi dolmuş yönergesinin 11. maddesi, aynı yönergenin 12. maddesinin 3 alt bendinde şoför tanıtım kartının zorunluluğunu burada göreceksiniz. Ve olmazsa olmaz olduğunu da göreceksiniz. Yine aynı şekilde kooperatif araçlarının bu karayolu toplu taşımacılık esasları yönergesinde güzergah izin belgesi almak, yenilemek için ibrazı zorunlu belgeler başlıklı 12A maddesinin 11. alt maddesinde de bu eğitimin zorunlu olduğunu ve şoför tanıtım kartının zorunlu olduğunu çok açık ve net şekilde göreceksiniz. Yine arkadaşlar, M plakalı hatlı minibüslerde ise minibüs çalışma yönergesinde eğitim ve şoför tanıtım kartı başlıklı 9. maddede bu eğitimin ve şoför tanıtım kartının zorunlu olduğunu burada göreceksiniz. Hatta şunu da sizlere irdeleyebilirim. Şu anda kooperatif araçlarında şoför tanıtım kartı aracında gösteremeyen, ibraz edemeyen arkadaşlar bu güzergah izin belgesini alamıyor. Yani olmazsa olmaz. Bu T plakalı araçlar için de geçerli. Ancak herkesin de hak verdiği gibi bizim servis araçlarının sayısal açıdan gerek T gerek M plakalarının toplam sayısından yaklaşık %60-%70 olduğunu herkes biliyor. İşte M plakalı araçlarda ve T plakalı taksilerde, M plakalı minibüslerde ve kooperatif araçlarında zorunlu olan şoför tanıtım kartı, yani T plakalı, M plakalı ve kooperatif araçlarının araç sürücülerinde ehliyet ve şoför tanıtım kartı olmadan kullanılmasına müsaade edilmiyorsa bu zorunluluk
Servis araçlarında da var. Dolayısıyla bu benim çıkarmış olduğum, sonradan getirdiğim bir olay dahi olay değil. Ancak biz belediyeye bu konuda müracaat yaptık. Araç sayımızın fazla olduğunu, bu konuda yaklaşık 6000'e yakın servis aracının olduğunu, şoförlerinle beraber yaklaşık 15.000'e yakın kişiye bu belgenin verilmesinin şu anda mümkün olmadığını. Dolayısıyla 30.06.2016 tarihine kadar bu sürenin uzatılması yönünde yazılar yazdık, müracaatlarımız var. Ayrıca burada İzmir Esnaf Birliği Başkanımız, değerli Başkanımız Sayın Zekeriya Mutlu'ya da konuyu arz ettim. Buradan sizlere bugün yaptığımız görüşmede selamlarımı da iletmek istiyorum. Bu konuda gereğinin yapılacağını ve gerekli müracaatı yaptığım o müracaatı desteklediğini ve sürenin uzatılması için yetkililerle beraber yaptığım görüşmede esnafın yani bizim yanımızda olduğunu kendisi ifade etti. Kendisine de buradan saygı ve sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Onun müracaatını şu anda geçtiğimiz hafta değil, bayramdan önce Ramazan aşağı yukarı 8'i 10'uydu. O müracaatı yaptım. Yani Ramazan ayının başında yaptık. Yani buradan da şunu anlatabiliriz ki demek ki bu olay benim çıkardığım bir olay değil. İzmir ilinde yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin tamamında bu belge olmazsa olmaz. Tabii bu esnada bazı arkadaşlarımız araç uygunluğu belgesi almak için 1 Temmuz'da başlayan bu görüntüye girdiler ve belediye ruhsatı çıkarmak için de müracaat ettiler. Burada biz bir an önce bu kursun açılması yönünde Ramazan ayının geçmesini bekliyor idik. Değerli arkadaşlar, web sayfamızda da eğer incelerseniz baktığınız gibi Allah nasip ederse 1 Ağustos 2015 tarihinde İzmir Esnaf Birliği'nin 4. katında bu kursu açıyoruz. Yalnız size özellikle buradan arz etmek istiyorum. Kontenjan sınırı var, sayı sınırı var. Bunu etap etap birkaç defa tekrarlayacağız. Şimdi bu şoför tanıtım kartı zorunluluğu devam ederken okulların kapanmasına az bir süre kala bir belge daha önümüze çıktı. Bu belgede Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu birlikteliğinde okul servis araçları şoförlerine yönelik trafik eğitimi işbirliği protokolü imzalanmış. Ve birçok arkadaşımız bu okullardaki eğitime katıldı. Trafik eğitimine katılım belgesi adı altında Milli Eğitim'in düzenlemiş olduğu bu kurslarda bu belgeleri aldılar. Bu belgelerin eğitimi verilirken eğitim çalışmasından önce bizleri de çağırdılar. Bir anda ben böyle bir çalışmanın olduğunu duyunca şok oldum. Çünkü biz şu anda bu trafik eğitimine katılım belgesi adı altında bu kursta, 12 saatlik kursta verilen eğitimin daha geniş müfredatına sahip bir kapsamda kendi verdiğimiz eğitimde arkadaşlarımıza gerekli eğitimi vermeye bugüne kadar çalıştık ve veriyoruz. Bunun nereden icap ettiğini sorunca, hatta şunu da diyebilirim, belki bunu da bana yüklerler. Arkadaşlar, hatırlarsanız bu Nisan aylarında Samsun'da elim bir kaza oldu. Bu elim kazadan sonra Allah bir daha göstermesin, Türkiye genelinde tüm okul servis taşımacılığı yapan araç sürücülerinde ehliyetle beraber trafik eğitimine katılım belgesi zorunlu olduğunu, bunun Türkiye genelinde
olmazsa olmaz olduğunu, bakanlık genelgesi olduğunu ifade ettiler. Ve biz bu konuda bizim vermiş olduğumuz eğitimdeki müfredatı da götürdük. Ve dolayısıyla bizim müfredatla bu müfredatın çakıştığı görüldü. Ve bunun bakanlık genelgesi doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından zorunlu olduğunu ve isteneceğini, yapılacak bir şey olmadığını ifade ettiler. Ancak onu da arkadaşlarımız da biliyor. Bu konuda da bu okullarda verilen eğitimlerde arkadaşlarımıza gerekli kolaylığı da bu eğitimi veren arkadaşlarımız gösterdi. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuda bizim esnafımızda üç kesim var. Bir, şoför tanıtım kartı var, trafiğe eğitim katılım belgesi yok. İki, trafiğe eğitim katılım belgesi var, şoför tanıtım kartı yok. Bir de ne şoför tanıtım kartı var ne de bu eğitim, Milli Eğitim'in verdiği trafik eğitimine katılım belgesi olmayan insanlarımız var. Ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptım. Yaptığım görüşmelerde bu 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10'da açacağımız bu eğitim kursuna, sayısı sınırlı olan bu kursa katılan arkadaşlarımız şoför tanıtım kartı varsa, eğitim katılım belgesi yoksa eğitim katılım belgesini alacak. Eğer eğitim katılım belgesi var, şoför tanıtım kartı yoksa şoför tanıtım kartını alacak. Eğer eğitim katılım belgesi ve şoför tanıtım kartı belgesi yoksa ikisini birden alacak. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Bu konuda özellikle sizlere hemen yarından itibaren, sayı sınırlı olduğu için ilk etapta biraz sıkıntı ve yığılmalar olmasın diye 31 Temmuz tarihine kadar odamıza müracaat etmeniz gerekiyor. Daha açıklayıcı bilgileri de odamızın web sayfasından öğrenebilirsiniz. Buradan komple anlattıklarımızı toparlarsak, Türkiye genelinde yasal zorunluluk olan şoför trafik eğitim katılım belgesi ve şoför tanıtım kartını bizim kendi başımızda, yalnız bizim odamızın, dolayısıyla benim çıkartmadığımı da burada belgelerine ispatlamış oluyoruz. Yine diğer bir sorun, 2015-2016 eğitim öğretim yılında en büyük sorunlardan bir tanesi 26 yaş sorunu var. Şimdi bu konuda maalesef geçtiğimiz yıllarda şahıs askerden gelmiş, araç almış, okul taşıdı, borca girmiş. Ancak masa başında birileri, o Allah göstermesin, o elim kazalardan dolayı bir 26 yaş sınırı getirdiler. Bu konuda bugüne kadar yetkililerle görüştük. Hep gereken yapılacak dendi. İşte yeni bir sürece girildiğini, önümüzde bir seçim olduğunu, o seçimden sonra kalkıp da gerekli düzenlemenin yapılacağını hep ifade ettiler. Biliyorsunuz şu anda hükümet kurulmadı. Ancak 2016 eğitim öğretim yılında aranacak olan 2015-2016 eğitim öğretim döneminde aranacak olan bu 26 yaş sınırı içinde ben birkaç arkadaş, bu kriterlere uygun arkadaş buldum. O arkadaşlarla ilgili de önümüzdeki günlerde bir yasal müracaat yapacağız. Dolayısıyla müktesep hak sahiplerinin daha önce nasıl ki bu ehliyetlerde ilkokul zorunluluğu vardı, bunda yaptığımız mücadeledeki o haklı davamızı kazandıysak, bunda da bu girişimi, hukuki girişimi yapacağız. O müracaatlarımızı da yapacağız. Ve gelen o hukuki karar doğrultusunda da sizlere bilgi vereceğiz. Değerli arkadaşlar, burada özellikle vurgulamak istediğim hususun bu olduğunu burada zannederim yeterince anlattım. Diğer bir yapılan yine bu isnatsız ve mesnetsiz diğer bir suçlama da araç
takip sistemi. Herhalde burada bir yanlış anlaşılma oldu arkadaşlar. Biz her zaman esnafımızın daha kaliteli, taşıdığımız yolcuların daha güvenli taşıması için bugüne kadar hep mücadele yaptık. Bizim anlattığımız olay da kalkıp bu bizim çıkarttığımız veya benim çıkarttığım, benim sonradan gündeme getirdiğim bir olay gibi bazıları vurun obalaya şekilde konuşmalar yapıyorlar. Arkadaşlar, her zaman biz tek hedefimiz vardı. Esnafın ekmeğini bir dilim fazlalaştırmak. Ben oda başkanı olduğum zaman şu sözü vermiştim. Araçlarımız tek renk olacak. Araçlarımız tek harf grubu olacak. Ve Yüce Rabbim bunu bize nasip etti. Ve her zaman şu ifadeyi de kullandık. Bunu eskiler bilir. Arkadaşlar, plaka geleceğimiz, plaka istikbalimiz, bizim plaka, S-plaka her şeyimiz. Sosyal güvencemiz. Kutsal bir miras diye anlattık. Ve bu konuda da her zaman sizlere finans açısından da destek olmaya çalıştık. O geçmiş yılları bilirseniz eğer, eskiler bilir, bu noktaya kolay gelinmedi. Ve şunu samimiyetimle söylüyorum ki, Türkiye'de şu anda il, ilçe, merkez gözetmeksizin il bazında olan, çalışma düzeni il bazında olan tek il İzmir. Eğer biz o 98 ve 99 yıllarında yaptığımız çalışmada Türkiye'de bunu ilk defa İzmirli olarak Allah bizi vesile kıldı. Bizim yaptığımız çalışmalar Türkiye'de emsal oldu. Her ne kadar diğer ildeki arkadaşlara anlatsak da maalesef anlamadılar. Eğer bir İzmir ilinde bu taşımacılığı il, ilçe, merkez gözetmeksizin il bazında yapmasaydık şu anda mesela bir örnek verelim. İzmir'in haricinde Ankara olsun, Bursa olsun, hangi il olursa olsun. Tabii İstanbul ve Kocaeli onlar da bütün şehir. Zaten İstanbul'da plaka tahtidi yok. Çalışma alanı il, ilçe, merkez gözetmeksizin il bazında olan bir il yok. Bakın, şu anda bizim ilimizde servis taşımacılığında olmazsa olmaz olaylardan bir tanesi de hepiniz biliyorsunuz ki çalışma alanı il, ilçe, merkez gözetmeksizin il bazında olduğu için bir sıkıntı yok. Burada özellikle vurgulamak isterim ki diğer illerde yaşanan hiçbir sıkıntı yok. Mesela en basit Ödemiş, Tire, Dikili ve Bergama ilçelerinde daha sonra ihale yoluyla plakalar dağıtıldı. Ve onlara bu konuda net bir şekilde karar çıktı. O araçlar kendi ilçe değil, bakın net söylüyorum, kendi belediye sınırlarının dışında taşımacılık yapamazlar. Eğer biz bu konuda çalışma düzenini il, ilçe, merkez gözetmeksizin il bazında yapmasaydık ne olacaktı? İşte bakın, okul servis araçları hizmet yönetmeninin taşımacının yükümlülüğü madde 5'in C bendinde, bakın diğer illerdeki yaşanan sıkıntıları anlatayım. Ankara'da da var, Bursa'da da var. Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden ve belediyeden özel izin belgesi alınacak. Ve bununla beraber yani başlama veya bitiş noktası diğer belediye sınırına intikal ediyorsa aynı maddenin 5. maddenin 2. bendinde belediye sınırları dışından yapılan okul servis hizmetleri için taşımacının ayrıca bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2,
D2 veya D4 yetki belgelerinin birine sahip olması zorunludur maddesi var. Ama bizim bir tek Türkiye'de, İzmir'de böyle bir madde uygulanamıyor. Eğer biz İzmir ilinde de çalışma alanını belediye sınırıyla sınırlı tutsaydık, size samimiyetimle söylüyorum, servis plakası diye bir şey olmayacaktı. Bir yetki belgesi çıkartacaklardı. Bu yetki belgesiyle daha önce de bu konuda çok çalışmalar oldu. Çünkü ben aynı zamanda Türkiye Karayolu Yolcu Taşıma Meclisi'ndeyim. Orada bakanlığın hazırlamış olduğu bu D1, D2, D3, D4 belgesinin haricinde bir de süper belge adı altında bir belge çıkartma çalışması başlatılmıştı. Bunu engelledik. Yani bu süper belgeyle her türlü taşımacılığı yapma imkanı olacaktı. Dolayısıyla servis taşımacılığı veya servis plakası diye bir olay da olmayacaktı. İşte değerli arkadaşlar, lütfen bunu da herkesin özellikle bilmesini buradan önemli arz ediyorum. Yani şu lafımı da tekrar altını çizerek söylüyorum. İslam'ın şartı 5, herkes haddini bilecek 6. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi reklamlar.